Hayatta bazı anlar vardır. Bakarsınız ama boş bakarsınız. Yersiniz, içersiniz ama hiçbir şeyin tadı yoktur. Hayatınız siyah beyaz efektten ibaret hale gelir. Bir hareket, bir renk ararsınız. Bu arayış sizi derin düşüncelere gark eder. Evet, gark etmek. Var böyle bir kelime, devam. Araştırırsınız. Ucu bucağı olmayan bilgilerin dibini sıyırırsınız. Ve ansızın aydınlanırsınız. Gitti. Ahan da geldi. Yepyeni bir sen. Görüyorsunuz. Gözlerindeki yaşama sevincini görüyorsunuz bu kızın. Figürler, figürler. Çok geçmeden fark edersiniz ki saçlarınızı kestirmeniz sizi kesmemiştir. Hesaplamalara, derin arayışlara devam edersiniz. Farklı metodlardan medet umarsınız. Zor günler geçirirsiniz. Abla hadi yemeğe. Yok, ben gelmeyeceğim. Senin için endişeleniyoruz. Çık gitme bu odadan. İşte buldun. Hadi göreyim seni. Saç boyayalım. Hayatıma saçlarımı kestirdikten sonra bir hareket geldi. Ama bir renk gelmesi için sanırım yapmam gereken saçlarımı boyamak. Şimdi benim kullandığım saç boyası su bazlı bir saç boyası olarak geçiyor. Su bazlı boyanın normal saç boyalarından farkı ne? Saçı daha az yıpratıyor diyebiliyorum. Daha kolay akıyor diyebiliyorum. Bilgilerim bu kadar boyalar hakkında. Şimdi başlamadan önce vazelini sürmemiz gerekiyor. Saçlarımı ben önce yarıdan ayırarak yapmaya çalışacağım. İlk defa tamamını boyayacağım. O yüzden nasıl bir yol izlemem gerektiğini çok net bildiğimi de söyleyemem aslında. Bunları da önümden gelmesinler diye şu şekilde tutturuyorum. Vazelin sürsem bile çoğunlukla bulaşıyor zaten. Maalesef. Mesela benim şurada bir kelliğim var. Ben oraya boya sürdüğümde ne olacak? Çok güzel şeyler olmayacak. Şimdi boyamı kutunun içine sıkmaya başlıyorum. Yani bir yere bulaşırsa annem beni affeder mi? Sanmam. Şu kadar bir boya koydum. Daha sonra saç kremine geçiyorum. Saç kreminin etkisi nedir? Saç kremi hem boyayı arttırırsınız, hem olan rengi birazcık kırmak için işinize yarar ki ben aslında bunun için kullanıyorum. Hem saçınızdan daha çabuk akmasını sağlar çünkü krem yapıda bir şey sürüyorsunuz. Anladığınız üzere. Ya zaten bu benim saçımda asla buradaki gibi durmuyor bu arada çünkü ben saçımı o açıcılarla açmıyorum. Çünkü yanar diye korkuyorum. Bir de saçımı sürekli boyamak istemiyorum. Bazen esiyor. Zaten maksimum 1,5 ayda falan da akıp gidiyor saçımdan. 1,5 aydan sonrasında boyamak istemezsem o benim için bir daha kara bir leke olarak kalır o açıcılanmış saç. Açıcılanmış. Evet. Boyanmıyor. Görmüyorum da zaten ne kadar oldu. Sanırım ben bu fırçayı kullanma işini öndeki saçlarım için kullanmak için salmalıyım. Şimdi başlıyoruz. İsteyeceğimi bildiği için kaçtı. Ben bir şeyleri beceriyormuşum gibi bir his geldi şu anda. Yanlış mıyım? Bitti. Şimdi ben bunu
40 dakika veya 1 saat falan saçımda tutacağım. Saçlarla ilgili kararlarımı hiçbir zaman bir mantık çerçevesinde alamıyorum maalesef ki. Şuraya kadar olan saçımı iki parmak kestireceğim diye gidip de burada kestirmişliğim de oluyor. Bazen küçük kestireceğim deyip de kahkül kestirmişliğim de oluyor. Saçlarımı geçen hafta kestirdim. Kuaföre gittim ve dedim ki ben dedim şöyle bir model istiyorum. Ama aslında bunu istemiyorum da. Dedi ki nasıl? Dedim ki şuraları birazcık daha kesin, buraları birazcık daha uzun kalsın. Dedim. Adam da dedi ki tamam. Daha sonra önüme 40 farklı çeşit makasın olduğu bir çanta açtı ve bu durum birazcık beni gerdi. Dedim ki gerek var mı bu kadar çok şeye? Dedi ki var. Zor bir şey istiyorsun. Dedim ki tamam. Bayağı bir uğraştı. Hani filmlerde kuaför sahneleri olur ya, saçı alır, ince ince keser. Uçlarından alır ama aslında almaz gibi de, ama alır aslında. Öyle kesti. Ve bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Saçlarımı kesiyordu ve yarısına geldi ve dedi ki bu saçları şekil vermeden kullanamazsın biliyorsun değil mi? Dedim ki teşekkür ederim şimdi söylediğiniz için. Ellerim mahvoldu. Ne ellerimdeki lekeyi ne de fayanslarda birazdan oluşacak lekeleri çıkarmaya hazır hissetmiyorum kendimi. Benim dersim var 5'te. Dersim var benim 5'te saat 3.30. Saçımın bitmiş hali bu şekilde. Yani asla benim gördüğüm gibi bir renk yansımıyor kameraya. Sadece koyu bir renk gibi duruyor şu anda. Gerçekte nasıl durduğunu şuralara bir yerlere koyarım muhtemelen. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka teşekkür daha. 100 aboneye geçmişiz. Bunun teşekkürünü bir önceki videoda yapamadım. Çünkü bir önceki video biraz derin bir videoydu. O yüzden buraya sakladım. 3 haneli sayılara gelene kadar nasıl böyle tik tak tik tak saydığımı tahmin bile edemezsiniz. O yüzden bende yeri çok özel bir olay oldu bu. Çok teşekkür ederim abone olan herkese. Videomu beğenen, seven, destek olan veya olmayan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.